Aştakilerden hangisi kifai ibadetler kavramına bir örnektir? 5 vakit namaz? Hayır. Ramazan orucu? Hayır. Cenaze namazı? Evet. Tilafet secdesi? Hayır. Seyir secdesi? Hayır. Peki kifai ibadetler neydi? Mükelleflerden bir kısmını yerine getirmesiyle diğer mükelleflerden sorumluluğun düştüğü ibadetlerdir. Bu gibi ibadetlerde mükellefin kendisi değil, yapılması istenen fiil önemlidir. Dolayısıyla mükelleflerin bir kısmı ibadeti yerine getirince diğer sorumluluktan kurtulmuş olur. Fakat hiçbir yapmazsa hepsi sorumlu ve günahkar olur. Kifai ibadeti yapabilecek durumda sadece bir kişi varsa onun hakkında artık bu kifai olmayıp aynı ibadete dönüşür. Ölen bir Müslümanın cenaze namazı kılmak böyledir arkadaşlar. Hadi ikinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin özelliklerinden biri değildir? Gönüllük esastır. Aynen. Yani, direkt sen bir kişiye Kur'an okuyacaksın, seni yoksa vururum demek doğru değildir ve yanlıştır, kesinlikle yanlıştır. Bireysel farklı dikkat alınır. Evet, bir insanın yaşlı durumu olması, ayakta namaz kılmaması diyelim veya bir kusurundan dolayı abdest tutamaması diyelim. Bunlar hep bireysel farklılığa girer. Bireysel ve toplumsal faydalı vardır. Evet. Mesela nedir? Haram yemeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Düzgün konuşacaksın. Anlamları bireysel ve toplumsal faydalar vardır. Allah'a muhabbetin yansımasıdır. Evet. Her zaman Allahu Teala'yı hatırlarsın. Celle Celaluhu. Her zaman onun seni gördüğünü, her zaman işittiğini bilirsin ve ona göre hareket edersin. Maddi zenginliğe vesiledir. Burada aslında şu, bunu vesile demeyelim de, maddi zenginlik için okunmaz diyelim. Maddi zenginlik için okunmaz diyelim. Cevabımız Rina şıkkı. Maddi zenginlik için okunmaz. Ancak bir kişi Allah rızasını kazanmak için mesela veya bir sıkıntısı var diyelim. O sıkıntısından kurtulmak için bu maddi anlamda bir sıkıntı yani. Mesela 40 gün boyunca her gün sayıyı bir artırarak Vakıa Suresini okumak veya her gün 40 defa okumak ama 40 gün boyunca okuyacaksınız. Okumak maddi zenginliğe vesiledir. Veya Yağmurgun Esması 10 bin defa günlük 40 günlük bu da var süresi. Bazı rivayetlerde 10 bin gece 10 bin gündüz. Bazı rivayette de her cuma okumak diyor. Yani cuma günü sadece 10 bin defa diyor. Bazı rivayetlerde ise her gün 10 bin defa diyor. Ama hangisini tercih edek derseniz gece 10 bin, gündüz 10 bini. Etkisini daha çabuk görürsünüz. Veya Ya Muğni, Ya Ganiyyu esmalar maddi zenginliğe yol açar. Aynı zamanda manevi zenginliğe de yol açar. Ya Vehhab esması yine maddi ve manevi zenginliğe yol açar. Ya Zülcelal ve İkram esması yine maddi ve manevi zenginliğe yol açar. Arkadaşlar, buradaki E şıkkındaki maksat maddi zenginlik için okunmaz olması gerekiyordu. Ancak bir kişi ibadet yapıyorsa Allahu Teala o manevi zenginlik yanında maddi zenginlik de verir. Yani zengin esması okuduğu müddetçe diyelim. Boş çevirmez onu. Hadi diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de bedene yapılan ibadetlerdendir? Hac hem mal hem de bedene yapılır. Namaz sadece bedene yapılır. Oruç sadece bedene yapılır. Kefaret orucu sadece bedene yapılır. Eğer kefaret ise hem para ile hem de bedenle olurdu. Kefaret orucu dediğin için sadece bedene. Zikir ve tesbih sadece bedene yapılan ibadetlerdendir. Hadi diğer soruya bakalım. Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrarın tamamen kesilmesi için bir süre beklemektir şeklindeki tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir? İstinca, istinka, istibra, istifta, istikra. Cevabımız istibra olacak arkadaşlar. Ceyhan şıkkı. Biz bu soruyu biraz açalım. İstibra insanların adet ve tabiatlarına göre farklılık arz edebilir. Bazıları yürüyerek, bazıları öksürerek, bazıları da ayaklarını hareket ettirerek istibra yapabilir.
Kadından istibra yapmaları gerekmez. Bir süre beklemeye yeterlidir. İdrar sızıntılarının tamamen kesilen kanaat getirmeden abdeste başlamak kesinlikle caiz değildir. Zira abdest alırken veya sonrasında meydana gelebilecek en küçük bir sızıntı abdestin geçerliliğine engel olur arkadaşlar. Yezzat el-Yemani radıyallahu anhadan rivayet eden bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin biriniz idrar yaptıktan sonra tenasül uzvunu 3 kere kuvvetlice çeksin buyurmuştur. İbn-i Mace Taharet bölümünde 19. hadis olarak geçer arkadaşlar bu. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bevden sakınıp uzak durun çünkü kabir azabının çoğu ondandır buyurmuştur. Bu da Sünen kitabında mevcuttur arkadaşlar. Diğer bir hadiste ise İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçiyordu. Şöyle buyurdu. Bunlar azap olunuyorlar. Azap olunmaları da büyük bir şey için değildir. Bunların biri idrardan sakınmaz idi. Diğeri ise laf taşır, kovuculuk ederdi. Sonra yaş bir hurma dalı isteyerek ikiye ayırdı. Bir parçasını kabrin birinin, diğer parçasının kabrine dikti. Ve dallar kurumadıkça onların azabının hafifletileceğini umarım buyurdu. Bu hadis Buhari'nin Kitab-ı Vudu bölümünde mevcuttur arkadaşlar. İstincane, kan, meni, idrar ve dışkı gibi necasetlerin çıkmış oldukları yerleri temizlemek gerekir. Buna istinca denir. Bu işlem avret yerlerini başkalarına göstermeden varsa suyla yoksa küçük taşlarda yapılır. Kemik, kireç, kömür, tezek, bez, pamuk ve yazı yazabilecek kağıt gibi şeylerden gibi şeylerle yapılması mekruhtur. İstinca kerpiç, tuğla, ağaç ve benzeri pürüzlü şeylerle de yapılabilir. Temizliğin sağ elle yapılması tenziyen mekruhtur. Nitekim Ebu Katede radıyallahu anhadan rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin biriniz bevil ederken sağ ile tenazül uzunu tutmasın ve helada sağ ile silinmesin buyurmuştur. Şurada şeyden bahsetmiştik biraz önce arkadaşlar. Kemik, kireç, kömür, tezek, bez, pamuk ve yazı yazabilecek. Yani kağıt önemli bir maddedir. Şu an çöpe atılsa birine yani değerli bir şeydir. Yani önemli bir yazı evrak olabilir. Üstüne yazılarına göre. Kemik neden olmaz der. Kemik, tezek ise bundan ise insana görünmeyen yani insanların birçoğunun görmediği, %90'ının görmediği varlıkların beslenme kaynağı olduğu için bu fıkıh kitaplarında direkt açıklar yani bu şekil. Olduğu için mekruh sayılmıştır. İstinka, idrar yolunda idrar kalmadığına veya vücutta necaset kalmadığı kalbinin mutmain olmasına demektir. İstifta, fetva sorma, bir meselenin veya hukuki hükmünü öğrenmek için yetkili şahsa başvurma demektir arkadaşlar. İstigra, sözlükte bir şeyin durumunu ve özelliklerini öğrenmek için araştırma yapma, çaba harcama anlamına gelen istigra, mantıkta tikelten cüz'i, tümele külli, yani tikelden cüz'i anlamındadır, tümele külli anlamına gelir. Özelden genele, tek tek olguların bilgisinden, bu olguların dayandığı kanunların bilgisine götüren zihinsel işlem için kullanılan bir terimdir arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 6. Gerek büyük hades. Yani hades neydi? Manevi kirlikti. Buradaki daha farklı bir anlam var da. Gerek büyük hades, gerekse küçük hades durumunda gusül veya abdest almak imkansız olursa bunlara alternatif olarak aşağıdaki temizlik şekillerden hangisine başvurulur? Cevabımız teyemmüldür arkadaşlar. Adana şıkkı. Biz bu soruyu biraz açalım. Teyemmül neydi? Su bulunmadığında ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında abdestsizlik, cünüplük gibi hükmü kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesledilmesi şeklinde yapılan hükmü temizlik demekti. Kur'an-ı Kerim'de eğer hastaysanız, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesledin. Yani teyemmül edin buyuruyor Rabbimiz. Nisa suresi 43. ayet
Maide suresi 6. ayette dostlar. Peki teyemmül nasıl yapılır? Teyemmül edecek kimse ne için teyemmül edeceğine abdeste veya gusle niyet eder. Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurur. İleri geri hareket ettirerek kaldırır. Hafifçe birini vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesteder. Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde toprağa vurur ve sol elinin içiyle dirseğiyle birlikte sağ kolunu mesteder. Daha sonra da sağ elinin içiyle sol kolunu aynı şekilde mesteder. Teyemmülü bozan şeyler nelerdi? Abdesti bozan şeyler teyemmülü de bozar. Ayrıca abdest veya gusülde yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkanının elde edilmesi gibi teyemmül etmeyi mubah kılan mazeretin ortadan kalkması da teyemmülü bozar. Mescidi El İhtiyar kitabında bulunuyor arkadaşlar. Diyanet'in fetva kurulu da bu şekil almıştır arkadaşlar teyemmül konusunu. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 7. Aslen veya geçici olarak temiz olmayıp hijyen kuruluna layık olan şeye ne ad verilir? Cenis, hades, necis, istinca, nazif. Cevabımız necis olacak arkadaşlar. Ceyhan şıkkı. Soru biraz açalım. Necisin cevabı üstte zaten var. İstincaya geçelim direkt. İstinca, kan, meni, idrar ve dışkı gibi necasetten çıkmış oldukları yerleri temizlemek gerekir. Buna istinca denir. Bu işlem avret yerlerini başkanına göstermeden varsa suyla yoksa küçük taşlarla yapılır. Kemik, kireç, kömür, tezlek, bez, pamuk ve yazı yazabilecek kağıt gibi şeyler yapılması mekruhtur. İstinca temiz olan kerpiç, tuğla, ağaç ve benzeri pürüz şeylerle de yapılabilir. Temizliğin sağ ile yapılması tenzihen mekruh. Nitekim Ebu Katede radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin biriniz bevrederken sağ ile tenezzülünü tutmasın ve helada sağ ile silinmesin buyurmuştur. Nazif nedir arkadaşlar? Nazif, temiz, pak, nazik, zarif ve şık giyimli anlamları vardır. Hades neydi? Manevi kirlilikti. Cenisi hatırlamadım şu an arkadaşlar cenisin ne olduğunu. Siz bakarsınız oradan. Yorumlara da yazsanız sevinirim. Hadi diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dinen necis sayılan maddelerden biri değildir? Kan, domuz eti, sarhoş edici içkiler, insanın teri, insanın idrarı. Kan vardır arkadaşlar. Domuz eti vardır. Sarhoş edici içkiler vardır. İnsanın teri yoktur. Cevabımız budur. İnsan idrarı vardır. Cevabımız denizli şıkkı arkadaşlar. Bu soruyu biraz açalım. Üzerinde necis madde bulunmadığı takdirde insan vücudu temizdir. Mesela insanın az su hükmünde sayılan havuza veya kuyuya düşüp diri olarak çıkması halinde bu su pis olmaz. Tükürük ve balgam türünden ifrazat, temizlik ve sağlık açısından kaçınılması ve temizlenmesi gereken maddeler olmakla beraber ibadet temizliğini engelleyici nitelikte değildir arkadaşlar. Karaciğer ve dalak kanın haramlığı kapsamı dışında tutulmuş olup temizdir. Müsned ve İbn-i Maci'de bu hadis vardır arkadaşlar. Kanın haram olduğu bildiren ayetlerden birinde de akmış kan şeklinde kayıt konmuştur. Bu konuyla ilgili bilgiyi En'am suresi 145. ayette bulabilirsiniz arkadaşlar. Usulünce kesilmiş eti yenen hayvanın etinin damarının içinde kalan kan da temizdir. Eti yemesi helal olan hayvanların dini usullere göre boğazlaması durumunda akmış kanın dışında bütün parçaları temizdir. Balık ve çekirgenin ölçüsü bu konudaki hadislere dayanarak Müsned ve İbn-i Mace'de geçiyor bu hadisler. Bütün İslam alimlerince temiz sayılmıştır. Şarap kendinden sirke haline gelirse bu sirke temizdir. Bir şeyin dinen temiz sayması öncelikle o şeyin kişinin vücudunda, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunması durumunda namazın geçerliliğine engel olmayacağını anlamına gelmektedir. Fakat bir maddenin dinen temiz sayılması her halükarda o nesnenin yenilip içilmesinin de helal olduğunu göstermez. Mesela zehirli su veya uyuşturucu özelliği olan ot temiz sayılsa bile bunların yenilmesi ve içilmesi haramdır. Buna karşılık dinen necis sayılan nesnelerin yenilip içilmesi bazı istisnalar dışında haramdır. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği sene Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de işittim. Şöyle buyuruyordu. Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım satımını yasakladı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyuruyorsun diye sorulduğunda
Zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandili aydınlatır denildi. Cevaben, onun satışı haramdır buyurdu ve ilave etti. Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanın iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler. Sonra satıp parasını yediler. Buhari'nin büyük bölümünde ve Megazi bölümünde, Müslim'in Müsakat bölümünde, Ebu Davud'un büyük bölümünde, Tirmizi'nin büyük bölümünde, İbn-i Mace'nin ticaret bölümünde ve Kütüb-i Sitte'nin 3. cildinde bulabilirsiniz bu hadisi arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Aşağıdaki durumlarda hangisinde namazı kesmek, bozmak vacip değil, caizdir demiş bize. Kalp üstü geçirmekte olan birini tedavi etmek vaciptir. Yemeğin yanmasını endişe etmek vacip değildir, caizdir. Olmakta olan birisini kurtarmak vaciptir. Bir yangını söndürmek vaciptir. Kalp krizi geçirmekte olan kişiyi hastaneye götürmek vaciptir. Cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Soru 10'a bakalım. Namazın aşağıdaki hükümlerinden hangisi kulun Allah'a en yakın olduğu durumu ifade eder? Secde, ruku, istiftah tekbiri, kade-i ahire, kıyam. Cevabımız secdedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın. Bu hadis Müslim'in Salat bölümünde 215. hadis olarak, Ebu Davud'un Salat bölümünde 148. hadis olarak, Nesai'nin Tatbik bölümünde 78. hadis olarak geçmektedir arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Nezir namazların dini hükmü aşağıdakilerden hangisidir? Menduf, farz, müstehaf, vacip, sünnet. Vaciptir arkadaşlar. Biraz açalım. Vacip namazlar, vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan ve vacip oluşu kulun fiiline bağlı olan vacip olmak üzere iki kısımdır. Kulun fiiline bağlı olmayan li aynihi vacip, kulun fiiline bağlı olan li gayrihi vacip. Bunu hatırlatalım ilk başta. Bu şekilde iki kısımdır. Yatsı namazından sonra kılınan 3 rekatlık vitir namazı ile Ramazan ve Kurban Bayramı namazları birinci grupta yer alır. Yani li aynihi vacip. Kulun fiiline bağlı olmayan namazlara girer. Tilavet secdesi de her ne kadar namaz olmayıp bir secdeden ibaret olsa da bu gruba sokulmaktadır. Ayrıca çoğunluk tarafından sünnet kabul edilmekle birlikte bazı Hanefilerin vacip saydıkları kusuf namazı da bu gruba girer. Kusuf namazı neydi arkadaşlar? Güneş tutulduğunda kılınan namazdı. İkinci grup neydi? Biraz önce söylemiştik. Ligayrihi vacip. Kulun fiiline bağlı olan vacip namazları. Yani ikinci gruba girer. Bunlar nezir namazı, seyif secdesi, ifsat edilen nafile namazın kazası yer alır. Nezir namazı esasen gerekli ve görev olmamakla birlikte kişi bir vesile namaz kılmayı adadığı zaman kendi iradesiyle kendini hükümlü kılmış olur. Artık bu hükümlülüğü yerine getirmesi gerekir arkadaşlar. Soru 12. Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre şafak terimi akşamleyin batı ufkundaki kızılıktan sonra meydana gelen aydınlığı ifade eder? Cevabımız Ebu Hanife olacak arkadaşlar. Ceyhan şık. Soru 13. Şafilere göre bayram namazlarının dini hükmü aşağıdakilerden hangisidir? Müstehap, vacip, farz-ı kifaye, mendup, sünnet-i müekked. Cevabımız sünnet-i müekkededir arkadaşlar. Eline şık. Soru 14. Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre cuma namazının en az cemaat sayısı 30 kişidir? Cevabımız İmam Malik olması gerekiyor arkadaşlar. Bursa şıkkı. Bu soruyu biraz açalım. İmamdan başka en aşağı 3 erkek cemaat bulunmalıdır. Bu sayı İmam Malik'te 30, Şafi'de 40 kişidir. Ebu Yusuf'a göre ise 2 erkek cemaat de kafidir arkadaşlar. Bizde 3 kişi, yani Ebu Hanife'de 3 kişi, İmam Malik'te 30 kişi, Şafi'de 40 kişi, Ebu Yusuf'ta 2 erkek cemaat kafidir. Yani İmam Malik'te 3 kişi oluyorlar. Tamam, 15'e geçelim arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri orucu bozmaz? Diş fırçalamak,
Bozmaz arkadaşlar. İftar olduğu zannederek güneş batmadan su içmek bozar arkadaşlar. Denize girmek bozmaz. Nafile oruç tutarken ziyafete katılmak bozar tabii ki arkadaşlar. Kabuklu fındık yutmak bozar arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 Adana şıkkı. Peki orucu bozmayan başka neler vardı arkadaşlar? Bu biraz uzun olacak. Ayrı bir videoda yapsak olurdu bu soruyu hakkında. 1. Oruçlu olduğu unutarak yiyip içmek orucu bozmaz. 2. Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi orucu bozmaz. 3. Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek. 4. Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak. 5. İstemeyerek ağız dolusu kusmak. 6. İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak. 7. Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak. 8. Göze katı veya sıvı ilaç koymak ve ıslak lens takmak. 9. Gıybet etmek. 10. Rüyada ihtilam olmak. 11. Diş çukuruna ilaç koymak. 12. Çiçek kolonya veya parfüm koklamak. 13. Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek. 14. Yutmadan yemeğin tadına bakmak. Siz yine de tadına bakmayın bu şekilde arkadaşlar. Çünkü burada bu şekilde geçiyor ama bana göre sakıncalı bir yani bana göre demeyeyim de İslam alimlerine göre sakıncalıdır. Çünkü tadına bakmak diyorsunuz. Yani tadında hiç, ya bir hiç de olmasa gider yani onun şeye. Nasıl bakacaksanız yani bakabiliyorsanız bakın yani. 15. Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan ve burundan içeri girmesi. 16. Diş çektiğince gelen tükürükten az kanı yutmak. 17. Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlı tükürüğü yutmak. 18. Dişleri arasında kalan nohuttan küçük olan şeyi yutmak. 19. Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak. 20. Kulağa su kaçması. 21. Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak. Macunlu fırçalamak da oruç bozulmaz fakat mekruh olur arkadaşlar. Macun yutulursa oruç bozulur ve kaza gerekir. 22. Gusletmek, banyo yapmak. 23. İdrar yoluna pamuk koymak. Şafi de bozar bu. 24. Sağlam deri ilaç, krem sürmek ve her şey yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak. 25. Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın imsak vaktinden sonra emilmesi. 26. Yaradan çıkan kan ve ilim benzerinin tekrar içeri girmesi. 27. Arı sokması. 28. Dudaktaki yaşlılığı yutmak. 29. Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek. 30. Ele iğne batıp kırığının içinde kalması. 31. Kulağa pamuklu çubuk sokmak. Şafi de bozar. 32. Kanayan yere kanın durması için kan taşı sürmek. 33. Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu ve baştan buruna gelen akıntıyı yutmak. 34. B sokluluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi. 35. Evi haşere için ilaçlayan ister istemez ilacı teneffüs etse orucu bozulmuş olmaz. Çünkü sakınmak zordur. 36. Kulağa sabunlu su kaçırması. 37. Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlı tükürükle yutmak. Ağza, boğaza gelmeyecek şekilde çakalasanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü hayatımda gördüğüm insanlar var mesela. Oruç tutuyorum diyorlar ama ağzı çakalakta boğazdan su kaçırıyorlar yani. O şekilde yapmayın, oruca zarar verirsiniz. Ağzı çakalayın ama boğaza gelmesin arkadaşlar. Ben oruç tutuyorum ağzı çakalıyorum demeyin yani. Ta boğazın ta yani ne diyelim ona, yutağın ta oraya gelmesin yani o su. Ön taraflarda da çakalayın o suyu tamam arkadaşlar. Kendinize zarar verirsiniz yani. Sadece bir şey ne kalır? Yeme içmede yeme yiyip içmediğiniz için suyu eliyoruz. Çünkü su kaçarsa gider istersen. Siz sadece az su olduğu için bir şey olmaz dersiniz içinizden. Ama öyle bir şey yok. Ağza su vermek orucu bozmaz. Ancak o suyu boğazdan ta dibine kadar götürmeyin yani. Bir şey olmaz diye. Bir de kaçırırsanız tamamen bozulur yani. 38'e geçelim. Hanımını öperin orucu. Mezi gelse de bozulmaz. Öperken şefetlenip cünüp olursa bozulur. 39. Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor. Vücudun içine bir şey
zerk edilmiyor. 40. Çatlak dudağa ve eldeki yaraya krem, tentildiyot ve kolonya veya oksijenli su sürmek orucu bozmaz. Önemli olan burada açık yere süren merhemin içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı. Burada ilacın tamamen işe girip girmediğini önemlidir. Yani iyi bilmek gerekir. Zanlı olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez. 41. İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe vücuda iğne baktırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda içeriye ilaç girmiyor. Sadece iğne kıl folikülüne sokularak akım veriliyor. 42. Kaş bıyı kaldırmak, etek tıraşı olmak ve epilasyon orucu bozmaz. Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse 1-2 damla gibi azsa orucu bozmaz. Çünkü bunda korumak zordur. Çok olursa tuzluluğu ağzını her yanında duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozmaz. Soru 16. Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Fitrenin fakir olan anneye vermesi daha sevaptır. Doğru değildir. Küçük çocuklara hiç fitre verilmez. Doğru değildir. Evli bir erkek eşinin fitresini vermekle yükümlüdür. Doğru değildir. Fitreyi bayramda vermeyenler daha sonra 2 kat verirler. Doğru değildir. Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı. Soruyu açalım. Sözcükte yaratmak, icat etmek, kesmek anlamı manalarına gelen fatır kökünden türeyen fıtır kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı ifade eder. Ramazanın sonunda orucu açma el fıtır veya insan olarak yaratılma el fıtra anlamlarına gelen fıtır sadakası Ramazan-ı Şerif'in sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktar bir mala sahip bulunan her hür Müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kimseler için verilmesi vacip olan bir sadakadır. İnsan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekatı kabul edilmiştir. Buna yalnız fitrede denir ki fıtrat sadakası yani sevap için verilen yaratılış ihsanı can sadakası veya beden sadakası demektir. Fıtır sadakası baş zekatı da denmektedir. Bu şekilde demesinin sebebi onun şahsa bağlı şahıs başına konmuş mali bir mükellefiyet olmasındandır. Teknik ifadesiyle fıtır sadakasının vacip olmasının sebebi baş yani şahsın Ramazan bayramının birinci gününe kavuşmasıdır. Sadaka-i fıtır Cenab-ı Hakk'ın kişiye ve velayeti altındaki kimselere lütfettiği hayat ve vücut nimetine karşı bir şükran olmak üzere dindeki yerini almış bir ibadettir. Bu sebeple nisaba malik bir aile reisi sorumluluğu yüklediği aile fertlerinin her bir adına birer şükür sadakası sayılan fitre vermekle yükümlülüğü tutulmuştur. Hatta bayram gecesi sabaha karşı dünyaya gelen bebeğin daha şükür sadakasını vermesi gerekmektedir. Çünkü bebek de nihayet yaratılma nimetine kavuşmuştur. Onun yaratılmasına da şükür gerekmekte, fitresi vacip olmaktadır. Sadaka-i fıtır, o yılın oruç ibadetini eda edebilen Müslümanların böyle bir ibadeti yapmakla muktedir kıldığı için Allah-u Teala'ya bir şükür manası da taşır. Fıtır sadakatının hükmü ve meşru kılınmasına bakalım arkadaşlar. Sadaka-i fıtır, İslam'da önemli bir yeri olan mali ibadetlerden biridir. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre fitre farzdır. Hanefi mezhebine göre ise fitre vaciptir. Zaten Hanefi mezhebinde farz ile vacip arasında ameli açıdan bir farklılık söz konusu değildir. Fark sadece itikadi açıdandır. Buna göre farzı inkar eden kafir olur ama vacibi inkar eden kafir olmaz. Fitre, hicretin 2. yılında Ramazan orucunun farz kılındığı yıl zekattan önce meşru kılınmıştır. Fıtır sadakasının hikmeti ve önemi nedir arkadaşlar? Bu sadakanın hikmeti bir yandan oruç ibadetini yapmış Müslümanlardan ortaya çıkması muhtemel kusurları telafi etmek, diğer yandan bir sevinç ve bayram gününün fakirleri anmak, onlara günlük ihtiyaçlarından kurtarmaktır. Fitre bir yardımlaşmadır. Orucun kabulünü, ölümün şiddeti ve dehşetinden ve kabrin azabından kurtuluşa bir vesiledir. Fitre zekat gibi sosyal adaleti sağlamaya yönelik mali bir ibadettir. Fakirlerin ihtiyaçlarını gidermeye, Ramazan bayramı gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu bakımdan sadaka-i fıtırı vermek insanı bir hayır ve bir vazifedir. Diğer soruya geçelim arkadaşlar.
Soru 17. Sünnet olan itikaf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. İtikafa en azından 5 vakit namazın cemaatle kılındığı bir mescitte girilmelidir. İtifata girenin oruçlu olması şarttır. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu yanlıştır. İtikaf yerinden ancak tuvalet, abdest gibi zorunlu hallerde çıkılır. Bu doğrudur arkadaşlar. İtikata mutlaka niyetle girilmelidir. Bu da doğrudur. İtikafa niyet eden kimse guslü gerektiren bir halde olmamalıdır. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların zekata tabi olması için gereken saimelik şartıyla ilgili değildir? Senenin tümünü kırlarda geçirmelidir. Bu vardır. Senenin yarısından çoğunu kırlarda geçirmelidir. Bu da vardır. Üretkenlik saime olmakla gerçekleşir. Bu da vardır. Meralara beslenmeleri, süt alınması ve üreyip çoğalması için gönderilmelidir. Bu da vardır. Evcil veya anası evcil olmalıdır. Bu yoktur arkadaşlar. Edirne şıkkı. Bu soruyu biraz açalım. Saime kelimesi üzerinde duralım biraz. Kırlarda ve otlaklarda güdülen, nesillerin çoğalması, süt ve yağların artması ve ticari gayelerle beslenilen hayvanlara saime denir. Hayvanlarda belirtilen nisap miktarları şöyledir. Koyun 40 taneden bir koyun zekat verilecektir. Sığırda 30 taneden 2 yaşına girmiş 1 tane dana verilecektir. Deve de 5 taneden 1 koyun zekat olarak verilecektir. Keçi, koyun gibi manda da zekat nisabı açıdan sığır gibidir. Bu sayılardan az olan hayvanlardan zekat gerekmemektedir. Ticareti yapılmak için beslenen besli hayvanları ticaret malı sayılmakta, zekat için bunların sayısına değil kıymetlerine itibar edilmektedir. Hayvanların zekatları nisap miktarına ulaştıktan bir yıl sonra ödenir. Nisap miktarında sığırı bulunmakla birlikte zekat olarak ödeyecek özellikle sığırı bulunmayan şahıs zekat olarak bu sığırın parasını ödeyebileceği gibi daha üstün ödedikleri de yani yaşta bir sığır vererek fiyat farkını geri alabilecektir. Zekat olarak ödenecek hayvanın sürünün en iyisini olması şart olmamakla birlikte en zayıf ve çelimsizin de verilmesi de uygun görülmemiştir. Zekat ödemesi yapılırken hem zekat mükellefi hem de zekat alıcısı düşünülerek orta yol tavsiye edilmiştir. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi fakirlere ve miskinlere nisap miktarı zekat ödeme ile ilgili yanlış ifadedir? Mekruhtur, öğrenilmez. Doğrudur. Bütün görüşlere göre hiçbir sakıncası yoktur. Yanlıştır. Borçlu ve ailesi kalabalıksa ödenebilir. Doğrudur. Ailesi kalabalıksa her birine nisap miktarı düşmemelidir. Doğrudur. Hanefiler dışındakine kifayet yani yeterlik miktarını esas almışlardır. Doğrudur arkadaşlar. Hanefiler dışındakiler kifayet yani yeterlik miktarını esas almışlardır. Doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı. Soruyu hemen açalım. Kur'an-ı Kerim'de zekatın kimlere verileceği belirtilmiş ve hicretin 9. yılında inen Tövbe suresinde bunlar şöyle sıralanmıştır. Sadakalar yani zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslam'a ısındırmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe suresi 60. ayet arkadaşlar. Buradaki fakir ve miskinler nelerdir? Ayette bu sınıf el-fukara ve el-mesakin şeklinde geçer. Zekat verilecek kişileri belirtmek üzere öncelikle zikredilen bu iki terim şüphesiz tabi ve zaruri ihtiyaçlarını temin edemeyecek olanları ifade etmektedir. Ancak bu iki terimin aynı ayette peş peşe zikredilmesini dikkate alan fakihler bu iki terimin aynı iki sınıfı mı yoksa aynı sınıfı mı ifade ettiğini hangi ihtiyaç derecelerini gösterdiklerini tartışmışlardır. Hanefiler ayette zikredilen fakiri ev ve ev eşyası gibi asli ihtiyaçlarını karşılayan mal olsa da gelirlerini ihtiyaçlarını karşılamayan nisap miktarından daha az malı bulunan kimse olarak anlamışlardır. Miskin ise hiçbir geliri ve malı olmayan kimselerdir. Bu tanımlar Ebu Hanife'den rivayet edilmiş Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed hariç diğer Hanefi fakirleri tarafından benimsenmiştir. Malikilerin fakir ve miskin tanımları da Ebu Hanife'nin tanımlarına yakındır. Buna göre miskin fakirden daha muhtaç kimseye denmektedir. Hanefi fakihleri içinde tam bunun aksi tanımlar verenler de vardır.
Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ile Malikilerden İbnül Kasım'a göre fakir ve miskin aynı sınıftır. Aralarında bir fark yoktur. Hanefilere göre zekatı almaya hak kazanan fakir ve miskinler şu iki grupta toplanabilir. Birinci grup hiç malı olmayan yoksul kişiler. İkinci grup zaruri ihtiyaçlar dışında nisab miktarının altında malı olan kişiler. Şafii ve Hanbeliler göre fakir kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin ihtiyaçlarını gidermeye yeterli malı ve kazancı olmayan kimselerdir. Miskin ise kendisine ve geçimini sağlamakla yükümlü kişilere yeterli olmamakla beraber sahip olduğu mal ve kazançla kıt kanaat geçinebilen kişilerdir. Bu iki mezhebe göre fakir, miskinden daha fazla ihtiyaç içinde olan kimsedir. Bu iki mezhebe göre de zekat almayı hak eden muhtaçlar. 1. Hiçbir malı ve gelir olmayanlar. 2. Malı ve gelir olup da bunlarla kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamayan kimselerdir arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi menkul veya gayrimenkul sermaye geliri mal için kullanılır? Sahime değil, havalane havlu değil, nisab-ı gına değil, müstakalat. Cevabımız nisab-ı istigna değil arkadaşlar. Denizde şıkkı. Soruyu açalım hemen. Akva gelir. Yani galle sağlayan menkul ve gayrimenkul mallar anlamı gelir. Galle burada taşınır ve taşınmaz malların özellikle vakıf mallarının geliri anlamında hukuk terimidir. Vakıf İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müessesesidir. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Soru 21. Esasen meşru olduğu halde haram kılınması gerektiren bir durum sebebiyle haram kılınan fiilleri ifade eden kavrama şekillerden hangisidir? Tenzihen mekruh değildir arkadaşlar. Haramdı garihi. Cevabımız müsrit değildir. Haramdı zatî değildir. Mekruh değildir. Bursa şıkkı. Hemen soruyu açalım. İlk videoda söylemiştim. Tenzihen mekruh ve tahrimen mekruh vardı. Hemen bu ikisinin örneklerine bakalım arkadaşlar. Tahrimen mekruh, iki kişi arasında yapılan anlaşmayı bozmaya çalışmak, evlenme teklifi almış birine gidip evlenme teklifi etmek, Ramazan bayramının ilk günü oruç tutmak, altın ve gümüş kap ile yiyip içmek, imamdan önce rükuya gitmek tahrimen mekruhtur. A şıkkındaki tenzihen mekruh ise soğan sarımsak yiyip camiye gitmek, abdest alırken suyu israf etmek, burnunu sağ el ile temizlemek, namazın sünnet ve adabını terk etmek, namazda gözleri yummaktır. Arkadaşlar, müfsit nedir C şıkkındaki? Müfsit, başlanmış bir ibadeti bozan ve iptal eden şeydir. Müfsidin özürsüz ve kasten yapılması günahı müciptir. Hata ile sehven yapıp meydana gelmesinde ise günah ve azap yoktur. Namaz içinde kendisini alamayıp gülmek gibi. Arkadaşlar, haramli zati nedir? Bu tür haramlar cismin, aklın, neslin, malın ve dinin muhafazası prensibine aykırı olup zarara dokunan şeydir. Mesela içki içmek akla, hırsızlık etmek mala, zina etmek ise nesle, leş yemek insanın cismine, dini hükümlerden bir veya birkaçını inkar etmek dine zarar verdiği için haram kılınmıştır. İşte bu tür haramlara haramlı zati, bizzat kendisinden kaynaklanan bir sebeple haram kılınan şey demektedir arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 22. İstihale kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ovalama değildir arkadaşlar. Renk değiştirme değildir. Bayırma değildir. Yer değiştirme değildir. Kimyasal yapıda değişmedir. Edirne şıkkı. Soru 23. Fıkıh literatüründe manevi kirlilik durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Önceki soruda söylemiştim. Cevabımız Hades'tir direkt. Denizli şıkkı. Hemen soruyu açalım. Bursa şıkkındaki nezafet, temizlik, paklık anlamındadır arkadaşlar. Edirne şıkkındaki tezkiye, sözcükte temizlemek, arıtmak, temize çıkarmak anlamındaki tezkiye, fıkıh terimi olarak şahidin adalet vasfını taşıyıp taşımadığının, hakim tarafından soruşturmasını ifade eder. Güvenilir kimsenin şahit hakkında olumlu görüş bildirmesine tahdil, olumsuz görüş bildirmelerine cerh denir. Olumlu bildirim durumunda şahidin adalet vasfının onaylaması, temize çıkarılması dolayısıyla soruşturma işlemine tezkiye adının verildiği anlaşılmaktadır. Tezkiyeyi yapan kişi müzekki veya muaddil diye adlandırılır. Tezkiye ilk örneklerine sahabe döneminde rastlanır arkadaşlar. Necaset maddi kirlilikti. Taharet maddi kirlilik olan necasetten, manevi kirlilik olan hadesten temizlemekti arkadaşlar.
Soru 24. Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü olduğu ibadetlere ne ad verilir? Hazreti Peygamber'in hayatının sonlarında yaptığı sünnet? Hayır. Hazreti Peygamber'in devamlı yaptığı sünnet? Hayır. Hazreti Peygamber'in yapılması tavsiye ettiği sünnet? Hayır. Hazreti Peygamber'in çok defa eda edip bazen terk ettiği sünnet? Cevabımız budur. Hazreti Peygamber'in hayatında bir kere yaptığı sünnet? Hayır. Cevabımız Denizli şıkkı arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Başı meshetmek vardır arkadaşlar. Kulakları dirseklere beraber yıkamak vardır. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak vardır. Yüzü yıkamak vardır. Kulaklar temizlemek yoktur arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı. Abdestin farzlarını mezheplere göre biraz açalım. Hanefi mezhebinde yüzü yıkamak, iki kolu yıkamak, eller kola dahildir. Başın en az dörtte birini meshetmek, iki ayağı yıkamak fardır arkadaşlar. Maliki mezhebinde ise niyet, yüzü yıkamak, iki kolu yıkamak, başın tamamını meshetmek, iki ayağı yıkamak, muvalat yani ara vermeden uzuvları peş peşe yıkamak, derk, yıkanan yerleri olmak fardır arkadaşlar. Şafii mezhebinde niyet, yüzü yıkamak, iki kolu yıkamak, başın az bir kısmını meshetmek, iki ayağı yıkamak, tertip yani sırayla yıkamak yine farzdır arkadaşlar. Yani Hanefi mezhebinde 4 tane abdestin farzı vardır. Maliki mezhebinde 7 tanedir. Şafii mezhebinde ise 6 tane abdestin farzı vardır arkadaşlar. Ayrıca Hanbeli mezhebinde abdestin farzı 6'dır. Abdestin şartları da farzdır. Bu farzlar da dahil edince abdeste farzdan 10 oluyor. 1 niyet, 2 besmele çekmek, 3 ağzı yıkamak, 4 burnu yıkamak, 5 yüzü yıkamak, 6 iki kolu yıkamak, 7 başın tamamını meshetmek, kulaklar da başa dahildir. 8 iki ayağı yıkamak, 9 tertip, 10 muvalat arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Soru 26. Aşağıdaki kişilerden hangisi dünya ve ahiret itibariyle şehit sayılır? Doğum esnasında ölenler? Hayır. Suda boğulanlar? Hayır. Savaşta ölenler? Evet. İlim yolculuğunda ölenler? Hayır. Ateşlenerek ölenler? Hayır. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Soruyu hemen açalım. İslam'ın bilinmesi, tanınması ve yücelmesi, vatan, mal, can ve namus savunması için savaşırken ölen akıllı ve ergen Müslümanlara din dilinde hakiki şehit denir. Mesela Bedir ve Çanakkale Savaşı'nda öldürülen Müslümanlar hakiki şehitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öldürülen şehittir, Allah yolunda ölen şehittir buyurmuştur. Müslüm'ün İmare bölümünde 165. hadis olarak geçer arkadaşlar. Hakiki şehitler yıkanmaz ve kefenlenmez, namazları kılınır ve kanlı elbiseleriyle defnedilir. Ebu Davud Cenaiz 21. hadis olarak, cihatta ise 40. hadis olarak geçer arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerle yapılan Uhud Savaşı'nda şehit olanların kanlı elbiseleriyle ikişer, üçer kabre defnedilmesini, Kur'an'ı iyi ve çok okuyan şehidin önce kabre konulmasını emretmiş, ben kıyamet gününde bunlara şahidim demiştir. Nesai Es-Sünenül Kübra kitabında vardır arkadaşlar. Darakutni Es-Sünen'in Siyer kitabında yine mevcuttur bu hadis. Allah yolunda öldürülmenin dışında şehitlik 7 çeşittir. Veba hastalığına yakalıp ölen şehittir. Suda boğularak ölen şehittir. Zatürre hastalığına yakalıp ölen şehittir. Mide hastalığı sebebiyle ölen şehittir. Yangında ölen şehittir. Göçük altında kalıp ölen şehittir. Doğum yaparken veya lohusayken ölen kadın şehittir arkadaşlar. Ebu Davud Cenaiz 14. hadistir arkadaşlar. Haksız yere malı alınmak istenir ve kişi malını vermemek için karşı koyarken öldürürse şehittir. İbn-i Mace Hudud 21. hadis. Haksız yere malı alınmak istenen, malını vermemek için mücadele veren ve bu yüzden öldüren kimse şehittir. Ebu Davud Sünnet 32. hadis arkadaşlar yine. Aynı şekilde. Malı sebebiyle öldürülen kimse şehittir. Eşi ve çocuklar için öldürülen veya canını korumak için öldürülen veya dini sebebiyle öldürülen kimse şehittir. Ebu Davud yine Sünnet 32. hadis arkadaşlar. Bu şehitler savaş anında düşmanlarca öldürülen şehitlerden farklı olarak yıkanırlar, kefenlenirler ve cenaze namazı kılınıp defnedilirler. Darakutni Es-Sünen Siyer bölümünde mevcuttur arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Soru 27. Kur'an'da yer alan "Ey Rabbim,
Benim ve soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı kılanlardan eyle şeklindeki dua hangi peygambere aittir? Tabii ki Hazreti İbrahim'dir. Önceki videoda vardı aynı soru arkadaşlar. Hemen duasına bakalım. Rabbiş alni mukimes salati ve min zurriyeti rabbena ve tekabbel dua duai. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Hemen açalım arkadaşlar. Rabbim. Rabbi yani. Beni kıl. Beni kıl yani ec'alni. Nere kıl? Mugime. Kılanlardan eyle. Nerede kılanlardan eyle? Rabbim beni kıl. Kılanlardan eyle. Nerede? Es-salati. Namazda. Ve min. Ve. Rabbim beni kıl. Kılanlardan eyle. Namazı. Ve. Ve min dedik en son arkadaşlar. Zürriyeti. Zürriyetimi. Rabbin, Rabbena. Rabbimiz. Ve tekabbel. Kabul buyur. Ve tekabbel. Kabul buyur anlamında vardır. Duayı. Dua mı? Arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. Soru 28. Güneşin gökyüzüne çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Zeval'dir. Edirne şıkkı. Feci Kazıp birinci fecir. Yani diğer adıyla yalancı fecir. Fecir. Feci Sadık ikinci fecir. Diğer adıyla doğru fecir. Bu neydi? İki neydi? Bu neydi? Yataydı. Uzanıyordu. Asr-ı evvel. Bir de asr-ı sani vardı. Asr-ı evvel ikindi vaktinin ilk vakti. Asr-ı sani ise ikindi vaktinin ikinci vaktiydi. İstifa. Sözlükte doğru ve düzgün olmak anlamıyla. Siven. Kökünden türeyen istifa. Mutedil. Düzgün ve eşit olmak. Karar kılmak. Oturup yerleşmek. Yönelmek. Yukarı çıkmak. Hakim olmak. Tahta oturmak gibi manalara gelirdi arkadaşlar. İstifa kavramı 7 ayette arşa, 2 yerde semaya yönelik bir fiil olarak Allah'a nispet edilmiştir. Bu ayetlerde belirtildiğine göre Allah yeri yarattıktan sonra gökleri yaratmaya yönelip onları 7 olarak düzenlemiş, sonra da arşa istifa etmiştir. İstifa Hz. Musa'nın olgunluk çağına ermesi, Cebrail'in ufkun doruk noktasına durması, Hz. Nuh'un gemiye yerleşmesi, gemisinin Cudi Dağı'nda karaya oturması ve insanların gemilere ve binek hayvanlarının sırtına çıkıp oturması gibi anlamlarda kullanılmıştır arkadaşlar. Feci Kazıp ile Feci Sadık hakkında bir hadisimiz vardı arkadaşlar. Onu da hatırlayalım hemen. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fecir yani şafak iki tanedir. Birincisi yemeği, içmeyi haram, namaz kılmayı helal kılan fecirdir. İkincisi ise sabah namazını kılmak caiz olmayan fakat yemek içmek helal olan Feci Kazıp'tır. Sabah namazının vakti ikinci fecrin doğmasından güneşin doğuşuna kadardır. Güneş doğduktan sonra öğle vaktine kadar olan süre kendisinde farz namazın kılınamayacağı muhmel bir vakit olarak kabul edilir. Arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 29. Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefilere göre vacip, diğer 3 mezhebe göre sünnettir? Cevabımız bayram namazıdır arkadaşlar. Hanefilere göre vacip, diğer 3 mezhebe göre sünnettir bayram namazı. Hemen bayram namazını açalım. Bayram namazı biri Ramazan bayramında, diğeri Kurban bayramında olmak üzere yılda 2 defa kılınan 2 rekatlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefi mezhebinde Cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Şafii ve Malikilere göre müvekked sünnet, Hanbelilere göre ise farz-ı kifayedir. Bayram namazının şart şartları Hanefi mezhebine hutbe hariç Cuma namazının şart şartlarıyla aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aranda fark vardır. Yani Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Şafilere göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaate kılınması şart olmayıp müferriden de kılınabilir. Fakat camide cemaate kılınması daha faziletlidir. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı bunun her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere zâid tekbirler denir. Bu ilave tekbirler vacip olup birinci rekatta kıraattan önce, ikinci rekatta kıraattan sonra alınır arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım hemen. Soru 30. Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle vaktinde kılmaya ne denir? Cevabımız C.
Cem'i takdimdir arkadaşlar. Hemen Cem'i takdimi biraz açalım. Cem sözlükte birleştirmek, toplamak, bir araya getirmek demektir. Takdim öne almak, öne geçirmek. Tehir ise geri bırakmak, geciktirmek anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olarak Cem'i takdim, hac yapanların vakfi için Arafat'a çıktıklarında güneşin zevalinden sonra, yani öğle namazının vakti içinde, öğle içinde önce öğle namazını hemen arkasından da ikindi namazını birleştirerek kılmalarıdır. Cem-i Tehir ise yine hacıların güneş battıktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye geldiklerinde önce vakti geçken akşam namazını kılmaları, hemen arkasından da yatsı namazını eda etmeleri. Burada öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazları aynı vakitte birleştirerek kılındıkları için buna cami-i salateyn, yani iki namaz birleştirme terimi de kullanılmıştır. Ebu Hanife ile bazı şafilere göre bu iki namaz birlikte kılmanın sebebi hac, şafilerin çoğunluğuna göre ise yolculuktur. Ahmet Davutoğlu kitabında mevcuttur. Kaynağı ise Sahih-i Müslim'de tercümesinde ve şerhinde 6. bölümde mevcuttur arkadaşlar. Açıklama. Sonra 31'e hemen bakalım. Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü aştakilerden hangisidir? Vaciptir arkadaşlar. Bursa şıkkı. Hemen soruyu açalım. Namazda Fatiha suresi okumanın hükmü vaciptir. Fakat bir miktar Kur'an okumak farzdır. Hanefiler tercih eden görüşe göre bu miktar en az 3 kısa ayet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okuması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresini okumakla hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Ancak Fatiha'dan sonra 3 kısa ayet veya bu uzunlukta bir sure okumak da vaciptir. Bu sebeple farz namazların ilk 2 rekatında, sünnet namazların tüm rekatlarında Fatiha'dan sonra sure ya da birkaç ayet okumayan kişi vacibi terk etmiş olur. Unutarak terk edilmesi seyif secdesini gerektirir. Kasten terk edilmesi halinde ise namazın iadesi vaciptir. İbn-i Labidin Reddül Muhtar kitabına mevcuttur arkadaşlar. Şafilere göre Fatiha suresini okumanın hükmü ise kıraat farzının yerine gelmiş olabilmesi için askeri olarak Fatiha'nın okuması gerekir. Buna ilaveten bir sure veya birkaç ayet daha okumak ise sünnettir. Şirbini Mughni'l Muhtaç eserinde mevcuttur arkadaşlar. Hemen 32'ye bakalım. Aştakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir? Cevabımız mukim olmamaktı. Peki mukim neydi? Mukim ikamet eden, kimse, oturan, yerleşik düzende yaşayan kimse anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. 33'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sadaka vermek anlamındadır? Temellük, temlik, tasadduk, sıddık ve sadakat, tasdik. Cevabımız tasadduktur. Ceyhan şıkkı. Hemen açalım. Tasadduk sadaka verme anlamına gelmektedir. Mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenler yok mu? İşte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır ve onlara herhangi bir korku yok. Onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar. Bakara suresi 274. ayet arkadaşlar. Bu ayetin genel şeklini şu şekilde açıklıyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sahip olduğu 40 bin dinarın 10 binini gece, 10 binini gündüz, 10 binini gizli, 10 binini de açıktan olmak üzere tamamen tasadduk etmişti. Bu ayetin kerimenin uzun sebeplerinden birinin bu olduğu rivayet edilmektedir. Alusi Ruhul Menai eserinde mevcuttur arkadaşlar. Soru 34. Madenlerin zekatı konusunda aşağıdaki ifadelerin hangisi Hanefi'ye göre doğrudur? Sıvı madenler zekata tabi değildir. Doğrudur. Eritip kalıba sokulan madenler zekata tabi değildir. Hayır, zekata tabidir. Bir geçmesi şartı aranır. Hayır, aranmaz. Petrol ve civatan zekat alınır. Hayır, alınmaz. Zekat oranı 40'ta 1'dir. Hayır. Hanefi mezhebine göre 5'te 1'dir. İmam Şafii, Malik ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri mezheplerinde ise 40'ta 1'dir. Yani %2,5'tür. Bu soruyu hemen açalım. Altın, gümüş, nakit veren ve menkul değerler ticaret malları üzerinde 40'ta 1 zekat oranında zekat vardır. Hangi mezhepte? İmam Şafii, Malik ve Ahmet bin Hanbel'de 40'ta 1. Tekrar söylüyoruz. Hanefi mezhebinde ise 5'te 1. Yani diğer 3 mezhepte %2,5, Hanefi mezhebinde ise %20. Değil mi? 5'te 1 oran. %'den hesaplarsak %20 hesap yapar. Oranda zekat vardır arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım.
Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi bir hadise göre oruçlu insan için söz konusu olan iki sevinç anını ifade etmektedir? Hemen bakalım. İftar anı ve ahirette Rabbine kavuşunca. Cevabımız Adana şıkkı. Hemen bu soruyu açalım. Bir hadisle. Oruçlu insan için iki sevinç anı vardır. Biri orucu açtığı anki sevinçtir. Diğeri de Rabbine kavuştuğu anki sevinçtir. Bu hadis Buhari'de Savun bölümünde 9. hadis olarak, Müslim'de ise Siyam bölümünde 163. hadis olarak geçer arkadaşlar. Soru 36. Savun-u Davud denilen oruç açtakilerden hangisidir? Muharrem ayının 10. günü tutan oruç? Hayır. Recep ayının ilk günü tutan oruç? Hayır. Şevval ayında tutan oruç? Hayır. Pazartesi, Perşembe günleri tutan oruç? Hayır. Gün aşırı tutan oruç? Evet. Edirne şıkkı. Hemen bunu açalım. Hazreti Peygamber Hazreti Davud'un orucunu ve namazını şu şekilde övmüştür. Allah'ın en sevdiği namaz, Davud'un namazı, en sevdiği oruç yine Davud'un orucudur. Buhari'de geçer bu hadis. Teheccüd 7. hadis olarak arkadaşlar. Yaşadığı sürece gündüzde oruç tutacağını, geceleri namaz kılacağını ifade eden Abdullah bin Amr'a Resulullah Ekrem her ay 3 gün oruç tutmasını söylemiş. Bunu az söylemesi üzerine bir gün oruç tutup 2 gün tutmamasını tavsiye etmiş. Bunu da kabul etmeyince bir gün tut, bir gün tutma. Bu Davud'un orucudur ve oruçların en faziletlisidir. Ondan daha faziletli oruç yoktur demiştir. Buhari Saun bölümünde 55, 57, 59. hadis olarak geçer. Öte yandan Hazreti Peygamber Davud'un her gecenin yarısında uyuduğunu, 3'te 1'inde namaz kıldığını, 6'da 1'inde yine uyuduğunu haber vermiştir. Buhari'de teheccüd bölümünde 7. hadis olarak geçer arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Hadi 37. soruya bakalım. Soru 37. Zekat yükümlüsü olmak için nisap miktarı mala sahip olduktan sonra malın üzerinden bir kameri takvimin yılın geçmesine ne ad verilir? Havaici asliye. Hayır arkadaşlar. Mali zımar. Hayır. Nisab istikna değil. Havalale havldır cevabımız. Nisab guna yine değildir. Denizli şıkkı arkadaşlar. Bunun açıklaması, bu şıkların bütün açıklamalarını önceki sorularda yapmıştım zaten. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 38. Tarım ürünlerinin zekat konusu olması için aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? Nisab bulunması aranır. Toprağa işleyenin ödemesi aranır. Hasattan sonra bir yıl geçmesi aranmaz. Öşür toprağında yetişmesi aranır. Ürünün tamamen yetişip elde edilmesi aranır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Hemen bu soruyu açalım. Sözlükte onda bir anlamına gelen öşür, dini bir kavram olarak tarım ürünlerinde verilen zekat demektir. Tarım ürünlerinin zekata tabi oluşu Kur'an ile sabittir. Yüce Allah, ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin. Bakara suresi 267. ayettir arkadaşlar bu. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını yani zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Enam suresi 141. ayette buyurmaktadır. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri. Bu ürünlerin zekatlarının oranı bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiştir. Bir hadis-i şerifte yağmur ve nehir suyuyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir, kova ile sulananlarda ise 20'de bir öşür gerekir. Buhari zekat bölümünde 55. hadis olarak geçmektedir arkadaşlar. Öşür zekatının toprak mahsullerindeki adıdır. Market sahibi zekata nasıl mükellef ise toprak mahsulü yetiştiren de o şekilde muhataptır. İhtiyari bir durum değildir. Bir ton civarında üretilen herhangi bir mahsulün zekatı şu şekilde hesaplanır. Üretimde sulama, gübreleme gibi ek masrafı da yapılıyorsa %5 yani 20'de 1. Hiçbir harcama yapılmıyor. Sadece hasat zamanı toplanıyorsa %10 yani 10'da 1 oranında zekatı verilir. Bu zekat o ürünün cinsinden de verilebileceği gibi toptan pazarlanan fiyatından hesaplanarak para şeklinde de verilebilir arkadaşlar. Öşür için aranan şartlar şunlardır. Öşür verecek kişinin Müslüman olması gerekir. Elde edilen ürünün maliki yani sahibi olması gerekir. Toprağın sahibi olması şart değildir. Arazi kiralanmış ise öşür zekatı kiracı verir. Toprağın tarımcısından mahsul vermesi gerekir. Ürünün öşür toprağından elde edilmiş olması yani öşür tarlada çıkan ürünlerin içinden ya da karşılık geldiği parası verilmesi gerekir. Ürünün mevcut olması gerekir.
Yani toprak sahibi ürün olabileceğine rağmen o yıl toprağı işlemediyse o dönem üşür vermesi gerekmez. Bu Hanefi'ye göre toprak ürünlerinin hesap şartı aranmaz. Miktarı ne olursa olsun zekata tabidir. Hadi diğer soruya bakalım. Soru 39. Fitre yani fıtır sadakası vermeye yükümlülüğünün başladığı vakit aşağıdakiler hangisidir? A şıkkına hemen bakalım. Ramazan bayramı birinci günü güneşin doğduğu vakit. Hayır. Ramazan bayramı birinci günü imsak vakti. Cevabımızı bulduk. Bursa şıkkı arkadaşlar. Hemen 40. sorumuza bakalım. 40. soru ve son sorumuz arkadaşlar. Özellik ve tabi durumunu koruyan, içine özelliğini değiştirecek başka maddelerin karışmadığı sulara ne ad verilir? Mutlak sudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı. Burada 40 soruyu cevaplamış olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Cümlemizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Tekrardan cümleten selamünaleyküm arkadaşlar.